Şimdi deminki 4 örneği muhakkak bir daha tekrar edin. Hatta 2-3 kez tekrar edin. Şimdi başka bir soru çözeceğiz arkadaşlar. F set eşittir. Biraz kalınlaştırayım. F set eşittir. 1 bölü z eksi 1'in karesi z eksi 3. Şimdi burada halkamız z eksi 1 ile 2 arasında. Zaten bir noktası için bir singülerlik söz konusu. Şimdi bizden istediği şey şu. Z eksi 1'in kuvvetlerini istiyor. Ömer kısar mısın? Şimdi bizim buradan z eksi 1'li bir ifade bulmamız lazım. Şimdi burada f set eşittir. Yani bulmak istediğimiz şey şu. 1 bölü 1 eksi şurada bir ifade olacak. Bu da z eksi 1'in kuvvetleri şeklinde gibi bir ifade olacak. Burada 2 de büyük olacak. 0'dan da büyük. Zaten 0'lık şartı var. Yani 1 bir kez 3 bir kez önemli yani burada. F set eşittir. Bunu şöyle yazabiliriz. 1 bölü z eksi 1'in karesi eksi 2 artı z eksi 1 şeklinde bunu yazabilirim. Şimdi burada bunu da şu şekilde yazarsak şurası tabii ki şöyle olacak. Şöyle olacak. Ben bunu 1 bölü z eksi 1'in karesi çarpı 1 bölü eksi 2 z eksi 1 şeklinde parçaya ayırabilirim. İki parça ayırdım. Benim şimdi 1 nasıl demiştik? 1 bölü 1 eksi ya da artı işte burasını bilmiyorum şimdi. Şurada bir şey bulmam lazım ki onu seri açılımla yazabileyim. Geometrik seri açılımla yazabileyim. Şimdi şu ifadede, şurayı 1 yapmam lazım. Nasıl yaparım? Burayı eksi 2 ile çarparım. Şurayı bir eksi 2 ile çarparım şu bölgeyi. Şu bölgeyi de eksi 2'ye bölerim. Böldüğümde ilk önce şurayı eksi 2 ile çarpacağım. Şurayı eksi 2 ile çarpacağım. 1 bölü hatta eksi 2 ile çarpacağım. Şimdi şurası eksi olsun. 2 tane z eksi 1'in karesi. Çarpı, burayı da eksi 2'ye böldüm. 1 bölü, eksi 2'ye bölersen burası 1, burası eksi, burası da z eksi 1 bölü 2 gibi bir ifade bulunmuş olur. Bak gördünüz mü? Bak burada bir açılım var. Bak şu bölgede bir açılım söz konusu. Bizim istediğimiz ifade oluştu. Şuradaki ifade oluştu. Şimdi bunu da F seti de şu şekilde artık çok güzel yazabiliyorum. Eksi 1 bölü 2 tane z eksi 1'in karesi çarpı 1 artı z eksi 1 bölü 2 artı z eksi 1 bölü 2'nin karesi artı z eksi 1'in karesinin küpü şeklinde nokta 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 yazabiliyorum. Bakın burada şu ifade birden küçük olmak zorunda değil mi? Birden küçük olmak zorunda. Bak zaten küçük. Hani biliyoruz zaten artık onu. Z eksi 1 bölü 2'nin yakınsak olabilmesi için birden küçük olması lazım. Dolayısıyla buradan da z eksi 1 2'den küçük olmuş olur. Değil mi? Burada nasıl bir durum var? Bu da z eksi 1'in mutlak değer büyük 0 olması gerekiyor. Dolayısıyla bak bu ikisinin kesişimi, şunun kesişimi, şu ve şunun kesişimi bize halkayı sağlamış oluyor. Ve bizim Laurent serisi ise, çarparsanız eksi 1 bölü 2 z eksi 1'in karesi eksi, yani şunu dağıtıyorum, bir buraya koydum, bir buraya bu şekilde dağıtıyorum bunu. Eksi
Ne oldu? Onlar gitti. 1 bölü 4 tane z eksi 1 oldu. Eksi ne oldu oradan da? Şu z eksi 1'in karesi şuradaki kare. Şuradaki kare var. Şuradaki kareyi götürecek. Eksi 1 bölü 8 oldu. Bir daha dağıtayım. Ona da bakalım. Eksi artık pozitif bileşenlere geçtik. Buradan da eksi 1 bölü 2 kere 2 4 8 16. Eksi 1 bölü 16 z eksi 1 şeklinde nokta 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 gitti. Bakın burası esas kısım. Burası da analitik kısım olmuş. Şöyle esas kısımda şu anda 2 tane negatif bileşenimiz var. Burada sonsuz tane negatif bileşenimiz söz konusu. Şimdi bundan bir tık daha zor örnek. Değişecek burada işler birazcık. Ona bakalım. Şimdi bunu duracağım, devam edeceğiz.